Merhaba, iyi günler. 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 20 yıl geçmiş, dile kolay. Neredeyse bir kuşak ve Türkiye'de 28 Şubat hala dillerde. Çok daha büyük etki yaratmış olan, sonuçlara yol açmış olan bir 12 Eylül, 12 Mart darbelerine kıyasla daha fazla konuşuluyor. Bunun bir nedeni tabii ki o dönemin mağdurlarının bugün büyük ölçüde siyasi iktidarı kontrol ediyor olmaları, uzun bir süredir kontrol ediyor olmaları ve 28 Şubat anlatısının sürekli gündemde tutulmasının onların birçok bugün yaptıklarını meşrulaştırıyor olması. Şimdi bu konuya tekrar gireceğiz. Ancak şunu önceden vurgulamak istiyorum. 28 Şubat döneminde gazetecilik yapan birisiydim o tarihlerde de, ama çok aktif bir şekilde yapamıyordum çünkü belli bir yerde çalışmıyordum. Dışarıdan haber yapıyordum, yazı dizileri yapıyordum ve bunu büyük ölçüde ve bunun bir kısmında da Amerika Birleşik Devletleri'nde geçti o tarihlerde, ama çok yakından takip ettiğim bir dönemdir. Bugünkü 28 Şubat anlatılarının büyük ölçüde çarpıtılmış, deforme edilmiş olduğunu düşünüyorum. Her iki kanat tarafından da, gerek 28 Şubat'ı gerçekleştiren ve onlara destek verenler, gerekse de 28 Şubat'tan olumsuz olarak doğrudan etkilenenler tarafından bu olay çok ciddi bir şekilde tarif edilerek anlatılıyor. Bunu bir kere vurgulamak lazım. Bir diğer husus, 20 sene önce yaşanmış bir olay ve bugün birçok toplumda aktif olan nüfusun önemli bir kesimi o tarihlerde ya yoktu ya da çok küçük yaşlardaydı. Çok kulaktan dolma bilgilere sahiplerdi ve dolayısıyla 28 Şubat hakkındaki her türlü yalan yanlış bilgi çok kolay dolaşıma girebiliyor. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Gezi direnişi sırasında o tarihte Vatan Gazetesi'nde yazı yazarken, Gezi'nin yanında yer almış, Gezi'yi destekleyen bir gazeteci olarak uğradığım saldırılardan, ki benden çok daha fazla saldırıya uğrayanlar vardır, uğradığım saldırının önemli bir kısmında muhakkak Gezi olayına sahip çıkmak ve oradaki Gezi Parkı'ndaki ağaçlara sahip çıkmanın çıkmaya itiraz edemedikleri için karşılığına muhakkak bir şey konuluyordu. Hala bu eğilim var. Herhangi bir konuda bir şey söylediğiniz zaman, peki ya şu konuda ne diyorsun, şu konuda ne yaptın diye. 28 Şubat çıkarıldı. O tarihte hatta onun da çok esprisi olmuştu. Peki 28 Şubat'ta ne yaptın sorusuna birçok Gezi destekçisi o tarihte anaokulunda olduğunu vesaire söylemişti. Ama benim açımdan, ben o tarihleri gazeteci olarak yaşamış birisi olarak, bilenler de bilir, 28 Şubat uygulamalarını elinden geldiği kadar karşı çıkmaya çalışan bir gazeteciydim. Şimdi dönüp baktığımızda 28 Şubat'ta neler yaşandığına baktığımızda iki tane önemli veçesi var 28 Şubat'ın. Bir siyasi veçesi tabii ki. Refah Yolu Hükümeti'nin yarı yolda bıraktırılması, devrilmesi askerler tarafından ve ardından Refah Partisi'nin kapatılması, Necmettin Erbakan başta olmak üzere birçok siyasetçinin yasaklı ilan edilmesi bir yanda, diğer yanda da olayı toplumsal veçesinde de özellikle bir takım İslami cemaatlere yönelik bir takım baskılar, kapatmalar ya da denetimler vesaire. Şimdi bunlar tabii ki Türkiye'de bir döneme damgasını vurdu, antidemokratik hususlardı. Burada tabii şöyle bir soruyu sormak gerekiyor. Burada esas olarak yapılan neydi, yapılmak istenen neydi? Şöyle kabaca özetleyebiliriz. Türkiye'de belli bir süreden itibaren çok partili hayata geçmekle beraber, 70'li yıllarda özellikle Milli Selamet Partisi ile beraber, 80'li yıllarda da Refah Partisi ile beraber, Türkiye'de dindarların sistemin merkezine taşınma çabası ve sistemin merkezinde iktidardan pay alma çabasının en yükseklere çıktığı anlardı 97 yılı. Bunun bir gerisine gittiğimiz zaman 94 yerel seçimleri ve İstanbul, Ankara başta olmak üzere bazı belediyeleri Refah Partisi'nin kazanması, bunun yarattığı şok.
Ardından 95 seçimlerinde ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birbirine eşit oylar alması ve Refah Partisi'nin onların üstünde oy alması, birinci parti çıkmasının yarattığı ikinci şok. Bütün bu olay Türkiye'de dindarların sistemin kendi organları aracılığıyla sistemin merkezine taşınması, yani eskiden olduğu gibi merkez sağ partiler aracılığıyla değil, doğrudan kendi başlarına sistemin merkezine gelme çabalarının, maceralarının engellenmesi. Kim tarafından engelleniyor? Tabii ki sistemin geleneksel sahipleri tarafından ve onlara destek veren kişiler tarafından. Buradaki temel argüman tabii ki laiklikti. Laikliğin tehdit altında olmasıydı. Temel aktör de orduydu ama tek başına ordu değildi. Bir takım sivil kuruluşlar da ordunun yanında yer aldılar. Sivili tabii ki tırnak için almak lazım. Medyanın, merkez medyada büyük ölçüde burada orduyla beraber pozisyon aldı ve bu merkeze taşınmayı engellemek için çok ciddi antidemokratik uygulamalara gittiler ve bunu en azından ertelediler. Bir müddet geciktirdiler ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla beraber, kurulur kurulmaz girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olmasıyla beraber aslında bu dalganın öyle müdahalelerle, postmodern ya da modern, ne adı ne olursa olsun, askeri müdahalelerle, demokrasiye müdahalelerle engellenemeyeceği net bir şekilde ortaya çıktı. 28 Şubat'ı yapanlar bunun 1000 yıl süreceğini söylüyorlardı. 5 yıldan fazla sürmedi, belki 6 yıl sürmüştür. Ama daha sonra etkisi kademeli olarak adım adım AKP'nin iktidara gelmesiyle beraber azaltıldı. 2007'de bir kere daha bir şey denendi E-Mutra'yla ama onun ardından hemen erken seçime gidilmesi ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi, AKP'nin yeniden tek başına iktidar olmasıyla beraber bu da savuşturuldu. Ardından gelen Ergenekon davasıyla beraber de bu olayı büyük ölçüde önünü AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan önünü kapatmış oldu. Bu imkansız bir şeyi denediler ve rejimin eski sahipleri, sistemin eski sahipleri son şanslarını kullandılar. Birazcık zaman kazandılar ama bu birazcık kazandıkları zaman karşısındaki kendilerini düşman olarak gördükleri, merkeze gelmesini engellemek istedikleri kesimlerin daha güçlü bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde gelmesine yol açtı. Böyle de bir çelişkili bir durum var. Eğer 28 Şubat olmasaydı Refah Partisi'nin tek başına iktidarı olabilir miydi? Ya da Refah Partisi'nin devamı olabilecek herhangi bir hareketin tek başına iktidarı olabilir miydi? Bu çok tartışmalı bir konudur. Tabii çok spekülatif bir konu. Ama Refah Partisi'ni kapatıp ardından kurulan Fazilet Partisi'ni de yine 28 Şubat'ın perspektifinde kapatmaları çok ciddi bir şekilde AKP'nin yeni bir dille, yeni bir perspektifle doğmasına ve hızla ülkede iktidara gelmesine ve yıllarca iktidarda kalmasına yol açtı. Şu anda arkadaşlarım 28 Şubat'tan görüntüler gösteriyorlar ve bunların bazıları, o tarihte yapılan şeylerin bazıları şu anda Türkiye'de uzun bir zamandır çok normal şeyler, bazılarının da bir şekilde tezgahlanmış olduğu yolunda çok güçlü işaretler var. Sürmekte olan 28 Şubat davasının bunları aydınlatacağını açıkçası pek sanmıyorum ama zaten o bir tür özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplumdan ne kadar kopuk olduğunu ve siyasi mühendislik konusunda ne kadar aslında zaman dışı kalmış olduğunu 28 Şubat bize çok net bir şekilde göstermişti. 28 Şubat'ın toplumsal ayağına baktığımız zaman en önemli husus hiç kuşkusuz başörtüsü meselesidir. Başörtüsü yasağıdır ve öğrencilerin, özellikle kadın öğrencilerin bu konuda yürüttükleri mücadeledir. Daha doğrusu yürütmeye çalıştıkları mücadeledir. O konuda çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. O dönemle ilgili bir Direniş ve İtaat diye bir kitap da yazdım. O dönemde başörtülü kadınlar büyük ölçüde yalnız bırakıldı. Erkekler tarafından, İslami cemaatler tarafından ve İslamcı iddialı siyasetçiler tarafından. Ve bu nedenle de çok çaresiz bir direnişe dönüştü bu. Adım adım etkisini
kaybetti. O dönemde mesela şöyle şeyler hatırlıyorum. İlk başörtüsü direnişi başladığı zaman siyasetçiler toplu halde kampüslere gider, üniversitelerin önüne gider, hatıra fotoğrafları çektirirlerdi. Ama daha sonra 28 Şubat'ın şiddetini göstermesiyle beraber kimseler gidemez oldu. Mesela Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsündeki bir süre süren direnişi, oturma eylemini hatırlıyorum. Gazeteci olarak oraya gittiğimizde siyasi ilgi hemen hemen hiç yok denecek kadar azdı. Daha sonra en son sıra gelen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki başörtüsü direnişine gittiğimde de hiç kimse yoktu. Dışarıdan destek veren insanların sayısı hemen hemen yok denecek kadar azdı. Ama bugünden yapılan başörtüsü değerlendirmelerinin çoğunda çok ciddi bir kitlesel bir direniş olduğu yolunda bir hava yaratılmak isteniyor. Bu olmadı. Kitlesel direniş konusunda değişik İslami grupların oluşturduğu bir platform vardı. O platform bir direniş, sivil direniş, sivil itaatsizlik örgütlemeye çalıştı 28 Şubat'ın ilk dönemlerinde. Özellikle 8 yıllık kesintisiz eğitim kararıyla beraber İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını esas olarak hedefleyen ve daha sonra da bunun devamı da geldi. Meslek liselerine katsayı uygulaması, yani esas olarak İmam Hatip Lisesi mezunlarının her türlü üniversiteye girmesini engellemeye hedefleyen uygulamalara yönelik yapılan bir Sultanahmet'teki gösterinin ardından bunun süremediğini gördük. O tarihte bunu yürüten, şimdi hayatta olmayan, vefat etmiş olan Ahmet Şişman'la bir sohbetimizi hatırlıyorum. Gazeteci olarak kendisine sorduğumda çok büyük bir kitlesel sivil direnişi örgütlemekte olduklarını söylemişti. Ama bir mitingin ardından bunun devamı gelmedi. 28 Şubat aynı zamanda bir devletin sahipliği iddiasındaki kişilerin baskısı, zulmü olduğu kadar zulme uğrayanların da kaderlerine bir ölçüde razı olmalarının öyküsüdür. Ama bugünden bakıldığında 28 Şubat'tan çok ciddi, çok da gerçeği yansıtmayan, kadınların başörtüsündeki kadınları bir kenara koyacak olursak, bir takım kahramanlık öyküleri çıkartılmak isteniyor. Maalesef bu doğru değil. Burada Fethullah Gülen cemaatine ayrı bir, şimdiki tabiriyle tabii FETÖ deniyor, ayrı bir parantez açmak lazım. Gülen o dönemde ilk başta 28 Şubatçılarla işbirliği yapmak istedi. Ama 28 Şubatçılar onu da başlarından savdılar ve zaten o günden beri de Türkiye'ye dönemiyor. Onu da gördük ki 28 Şubatçıların böyle bir cemaatler arasında ayrım yapmaca vesaire gibi bir derdi yok. Şimdi bugüne gelecek olursak, başta söylediğim gibi 28 Şubat mağduriyetlere yol açtı. Ama Türkiye'deki en çok mağduriyete yol açan, en büyük yaralar açan müdahale olmadığı çok nettir. Bir 12 Eylül gibi bir olayı Türkiye yaşadı. Ben de 12 Eylül döneminin 1,5 yılını hapiste geçirmiş birisi olarak çok iyi biliyorum. Kıyaslanması mümkün olmayan bir şey. Ama daha ötesi, bugün Türkiye'de yaşananlar, bir süredir yaşananların da 28 Şubat'ı kat kat aştığını söylemek kesinlikle mümkün. Yani 28 Şubat'ta ordudan sürekli olarak atılan bir takım insanlar vardı. Ama son dönemde 15 Temmuz sonrası atılan ordu mensupları, üniversite akademisyenler, öğretmenler vesaire şu bu, bunların 28 Şubat'ta hayal bile edilemezdi. 28 Şubat'ta ayar bile edilemezdi. Buradaki sorun şu, hangisi haklı, hangisi haksız meselesini tartışmak değil. 28 Şubat'ın düşman algısıyla, bugün 15 Temmuz sonrasında geliştirilen düşman algısı, iç düşman algısı, üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Ama Türkiye'de şu anda çok ciddi mağduriyetler var ve işin ilginç tarafı, bazı 28 Şubat mağdurlarının bugün de yine mağdur olduklarını görüyoruz. Tek tek isim vermeye gerek yok. Bir kişi olsa bile başlı başına yeterli olabilecek şey, ama çok sayıda kişinin
28 Şubat'ta mağdur olmuş bir takım kadınların, bir takım üniversitelerden yerlerini kaybetmiş ya da baskı görmüş olan bir takım kişilerin şu anda işlerini kaybettiklerini de görüyoruz. Burada kastım FETÖ değil, onun dışındaki bir takım kişiler. Bunu özellikle vurgulamakta çok yarar var. Burada şunu özellikle altını çizmemiz lazım. İnsanların yaşadığı hiçbir zulüm kendilerinin başkalarına yaşattığı, başkalarına uyguladığı baskıları örtmek için bahane olmamalı, olamaz. Ama 28 Şubat'ın maalesef böyle bir özelliği var. 28 Şubat bugün değişik vesilelerle kullanılıyor. Mesela 28 Şubat medyası üzerine, bugün sosyal medyaya baktığınız zaman 28 Şubat medyasından alıntılar falan konuyor. Hepsi utanç vesikası olan manşetler sergileniyor. Ama Türkiye'de belli bir süreden beri, Türkiye'de gazetelerin büyük bir kısmı 28 Şubat'taki egemenlerin dilini kullanan gazetelere benzer şekilde dışlayıcı, hedef gösterici manşetlerle çıkıyor uzun bir süredir. Burada hedefin, kimlerin hedef gösterildiği, hedef gösterenin kim olduğunu bir yerden sonra anlamı yok. Üç aşağı, beş yukarı aynı perspektif sahip. Burada da dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin böyle bir fasit daire içerisinde kaldığını görüyoruz. Türkiye'de dün olduğu gibi devletin asil sahipleri olduğunu düşünen kişiler başkalarına burada iktidarı paylaşmamak için onlara her türlü şeyi kendilerine hak görüyorlardı ve onlara her türlü uygulamayı reva görüyorlardı. Bir başka versiyonunu bugün görüyoruz. Bugün de insanlar devletin gerçek sahiplerinin kendileri olduğu iddiasıyla bunun dışında kalan kişileri şeytanileştirici, kriminalize edici perspektiflere sahipler. Bir diğer ilginç husus da tabii şu, Türkiye'de devirler değişiyor, baskı uygulayanlar değişiyor ama bir takım insanlar değişmiyor, her zaman kalıyorlar. 28 Şubat döneminde ilk aklınıza gazeteci olarak mesela diyeyim, benim mesleğimde ilk akla gelecek 10 kişi sayın dense sayılabilecek isimlerin bazılarının bugün yine çok etkili bir şekilde gazetecilik yaptıklarını görüyoruz. En son olay biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi'nin de yaşananlar bir manşetle beraber Hürriyet Gazetesi'nde çok şeyler değişti ve muhtemelen Doğan grubunda da değişecek. Ve burada Hürriyet Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni olarak ismi geçen isimlerden iki tane isim geçiyor ki birisi olacak gibi. İkisi de 28 Şubat'ta çok aktif bir şekilde o dönemin egemenleriyle birlikte aynı dili kullanan ve medyada onların sesi olan kişilerdi. Yani burada egemenler değişiyor ama onlarla beraber hareket eden insanların da aynı olduğunu, kimi durumlar, hep böyle değil tabii, aynı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında Türkiye'de 20 yılda çok da fazla bir şeyin değişmediğini bize gösteriyor. Ülkeyi yönetenler değişiyor. Ülkeyi yönetenlerin beraber hareket ettikleri isimler kısmen değişiyor, kısmen değişmiyor. Ama yöntemler aynı oluyor. Yerler değişiyor en fazla. Yani kimin kime baskı uyguladığı değişiyor. Sonuçta dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyoruz. Türkiye çoğulcu bir ülke olmaya bir türlü yaklaşamıyor. Dün dindarların sistemin merkezine gelmesini engellemeye çalışanları bugün sistemin merkezine gelmiş olan dindarlar ve onların temsilcileri artık sistemin çeperlerine bile yanaştırmamaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'de bu merkezi beraber paylaşmak, iktidarı birlikte yapmak ve bu ülkeyi hep beraber çoğulcu bir ülke kılma yolunda dün gayret yoktu. Kendisinin bu hakkın sadece kendilerinde olduğunu düşünenler vardı ve bunu bir şekilde silahlarından alıyorlardı diyelim ki. Ya da Cumhuriyet'in ilk kuruluşundaki askeriyenin öncü rolünden alıyorlardı. Bugünse bir sandık fetişizmiyle beraber milli iradenin öne çıkarılmasıyla beraber çoğunlukçuluk,
çoğulculuğun önüne çıkartılıyor ve burada herkesin bir şekilde bu ülkenin iktidarlarından, fırsatlarından yararlanmasının önüne geçirmek isteniyor. Sonuçta dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Türkiye bu anlamda demokrasi, hukuk devleti konusunda, temel hak ve özgürlükler konusunda çok fazla yol kat etmemiş oluyor. 28 Şubat bitmiş olabilir, bitti. 28 Şubat'ın etkisi kalmadı, çoktan beridir yok. Çok direndi 28 Şubatçılar ama büyük ölçüde tasfiye oldular. Ama 28 Şubat'ın yarattığı mağduriyetlerin dillendirilmesi sürüyor. Çünkü bugün hala Türkiye gerçek anlamda demokratik bir ülke değil, olamıyor. Çoğulcu bir ülke olamıyor ve bu olamayışın bir meşru zemini yaratılmak isteniyor. Bu yaratılırken milli iradenin yanına da bir de geçmişte yaşanan ve bir türlü bitmeyeceğe benzeyen mağduriyetler konuyor. Evet, 28 Şubat'ın 20. yılında ki tanıklıklarım ve görüşlerim böyle. İyi günler.